Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Almanya, Türkiye'nin kararı son derece dehşet verici. Avusturya Başbakanı Kurz'dan Türkiye'ye küstah tehdit. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak ettikleri cevabı sahada vereceğiz. Bakan Dönmez, Oruç Reis bölgede. Bakü, Erivan'ı sivilleri tekrar vurma fırsatından mahrum etti. Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan öldürüldü. Lavrov, Türkiye'nin tutumuna katılmıyoruz. Türkiye'den Azerbaycan elçisini duygulandıran hediye. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından birkaç saat sonra Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal etti ve temaslar için Atina ve Lefkoşa'ya hareket etti. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Oruç Reis sismik gemisinin Yunan kıta sahanlığında kaldığı sürece ülkesinin Türkiye ile müzakere masasına oturmayacağını söylediği belirtildi. Lefkoşa'da Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Christodoulides ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Maas, Türkiye'nin gerginlik ve yumuşama politikası arasında gidip gelmeye son vermesi gerekiyor. Müzakere koşullarını yaratmak Türkiye'ye kalmıştır ifadesinde bulundu. Maas, Güney Kıbrıs'ın ardından Yunanistan'a yaptığı ziyarette Türkiye'nin bu adımını son derece dehşet verici bulduğunu belirterek bu eylemin en azından bir süreliğine diyaloğu imkansız hale getirdiğini söyledi. Maas, Türkiye'nin AB üyesi Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile doğrudan görüşmeleri provokasyonlar yoluyla zorlaştırdığını iddia etti. Maas, AB'nin Türkiye politikasını gözden geçirmesi ve olası yaptırımlar için Aralık ayı ortasına kadar bir süre tanıdığına işaret ederken, Yunanistan, yaptırımlar konusunda daha hızlı adım atılmasını talep etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maas ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynakları konusunda yaşanan anlaşmazlığın giderilmesi için diyalog istemediğini tavırlarıyla gösterdiğini ve daha ziyade diyaloğu baltalamaya çalıştığını savundu. Dendias, "Maalesef Türkiye'yi nasıl yeniden yola sokabileceğimizi önlemleri masaya yatırarak görmek durumundayız." diye konuştu. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesi adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Sebastian Kurz, Oruç Reis'in arama faaliyetlerini ve Kapalı Maraş'ın açılmasını kınıyorum. Her ikisi de uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Eğer Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşir. Türkiye'nin AB üyelik görüşmeleri de durdurulmalı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek hem yeni müjdeleri açıklayacağım." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gemi olan Kanuni bakım çalışmalarının ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. "İnşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız." dedi. Suriye'de yeni insani trajedilere izin vermeyeceğimiz, sınır güvenliğinde geri adım atmayacağımızı dile getirdik diyen Erdoğan, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını gözetmeyen hiçbir planın hayata geçme fırsatı olmadığını gösterdik. Yavuz gemimiz bakım için limana yanaştı. Bu gemimizin güvenliğini donanmamız sağlıyor. Oruç Reis gemimiz de bakım çalışmalarının ardından Akdeniz'deki görevine döndü. Barbaros Hayrettin Paşa da çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Birliği ve NATO'da yürütülen görüşmelerde sözlerini tutmayan Yunanistan ve Rum kesimine hak ettikleri cevabı sahada vermeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis araştırma gemimizde faaliyet göstereceği lokasyona vardı. 10 kilometre uzunluğundaki sismik kabloları deniz tabanına sermeye başladı. Dün teste başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlayacağız. İlk etapta 10 günlük bir çalışma yürüteceğiz ifadelerini kullandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç operasyonel taktik füze sistemini imha etti. Dün gece saat 01 sularında Ermenistan'ın Azerbaycan'ın işgal altındaki Kelbecer bölgesini çevreleyen topraklarda Azerbaycan şehirlerini hedef alan operasyonel taktik füze sistemlerini fırlatma konumuna getirdiği fark edildi. Buna karşılık Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri önleyici tedbirler aldı ve Ermenistan topraklarında tamamen meşru askeri hedeflere saldırarak füze sistemini imha etti. Kelbecer'de imha edilen Elbraz, Ermenistan'ın 71. Füze Alayına aitti. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İkram Aliyev, 12 Ekim'de özel bir operasyonla balistik füzeler, Toçka-U taktik füzeleri imha edildi.
14 Ekim saat 01 sularında bir Elbrus füze kompleksi Azerbaycan ordusu tarafından keşfedildi ve yok edildi. 300 kilometre menzilli Elbrus füzesi Dağlık Karabağ'a getirilirse Bakü'ye ulaşırdı. İstihbarata göre Dağlık Karabağ'da bulunan askeri birliklerde böyle bir füze bulunmuyor. Ermenistan'ın 71. füze alayının bir parçası açıklamasında bulundu. Yaklaşık 3 ay önce Erivan yönetimi yine Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırmış ve burada kolordu komutanı Tümgeneral Polat Haşimov, Albay Ilgar Mirzayev, 2 binbaşı, 2 assubay ve 1 er şehit düşmüştü. O dönem bu saldırının arkasında Fransa'nın olduğu belirtilmişti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü gücüne kavuşmasında büyük pay sahibi olan Haşimov'un öldürülmesini planlayanlardan biri de Ermeni komutan Ruben Sanamyan'dı. Bu harekat sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından da milli kahraman ilan edilmişti. Ancak sahadan gelen yeni bilgiye göre Ruben Sanamyan cephe hattında öldürüldü. Öte yandan Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı rejimin başkanı Arayik Harutyunyan Facebook hesabından tüm dünyadaki Ermenilere seslendi. Harutyunyan'a göre dünyanın her yerinden Ermenilerin Dağlık Karabağ'a gelip onları korumak için savaşma zamanı geldi. Bu nedenle dünyadaki Ermeni diasporasını ve Ermenileri savaşa katılmaya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada Moskova'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tutumuna katılmadığını ve askeri bir çözümün kabul edilemez olduğunu söyledi. Çatışmaya yönelik askeri bir çözümün olabileceğine dair bir görüşe katılmayacağımız sır değil diyen Lavrov, bölgede temas hattında Rus askeri gözlemcileri göndermenin doğru olacağını ancak kararın Azerbaycan ve Ermenistan'a bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında sıcak çatışmalar devam ederken Türk halkının kalbi de adeta kardeş Azerbaycan ile birlikte atıyor. Bu durumu kanıtlayan son olayı ise Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim anlattı. Katıldığı toplantıda kendisini çok duygulandıran olayı anlatan İbrahim, Büyükelçiliğe gelen mektuplardan birisinin tüylerini diken diken ettiğini söyledi. Mektubu açtıklarında içerisinden bir bayrak ve vatandaşın altın nişan yüzüğünün çıktığını belirten İbrahim şu şekilde konuştu. Her gün elçiliğimize çok sayıda mektup gelir. 3 gün önce elçiliğe Kahramanmaraş'tan bir mektup geldi. Maraşlı kardeşimiz Azerbaycan'a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü göndermiş. Bu bayrak benim bayrağım. İki bayrağın bizim için hiçbir farkı yok. Ama yüzüğü görünce hemen vatandaşı aradım ve bunu kabul edemeyeceğimi kendisine geri göndereceğimi söyledim. Ama kardeşimiz bana bu kararı eşiyle birlikte aldıklarını ve geri gönderirsem çok üzüleceğini söyledi. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse yapmaz ifadelerini kullandı.